يمكن أن نقسم أي حركة في الصلاة إلى أحكام خمسة. Yani namazdaki hareketleri 5 kısma ayırabiliriz. 5 sınıf altında toplayabiliriz. الأول حركة محرمة. Bir sınıf vardır ki buradaki hareketler haramdır. الضحك, الأكل, الشرب. Gülmek, yemek, içmek böyle şeyler. انحراف كثير عن القبلة. Yani kıble tarafından başka yöne fazlasıyla yönelmek. يتحرك حركة كثيرة لغير حاجة حتى تظن غير مصلي. Çokça hareket ediyor. Yani dışarıdan bakan bir kimse onun namaz kılmadığını zanneder. Bu şekilde hareket ediyor. هذه حركة محرمة. Bunlar yani muharrem, haram olan hareketlerdir. الثاني حركة مكروهة. İkinci sınıf hareketler vardır. Bunlar ise حركة قليلة لكنها لغير حاجة. Yani çokça hacet olmamasına rağmen çokça yani hareket ediyor. يعني مثال يلتفت التفات يسير في الصلاة. يعني fazla olmamak kastıyla yani fazla olmamak şartıyla sağa sola bakıyor fazlasıyla. الحركة المباحة لتكون لحاجة. Yani bir de mübah olan hareketler vardır. Bunlar daha hacete binaen olur. Yani ihtiyacı var ise yapar. سقطت النظارة منه مثلا أخذها بأدنى حركة هذا يصح لأنها لحاجة خاف عليها أن تكسر مثلا. Mesela diyelim ki adamın gözlüğü düştü ve kırılmasından korkuyorsa inip alabilir onu. الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة. Ayrıca müstahap olan bazı hareketler var. Bu da namazın yani kemal olmasını, kamil olmasını gerektiriyorsa bu şekilde müstahap olur. كسد الفرج. Mesela diyelim ki yanındaki kimseyle aranda bir boşluk varsa bunları kapatmak gibi. نعم. الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. إلا ما تحرك كانت الصلاة باطلة. Ayrıca burada vacip olan hareketler vardır. Eğer bu hareketi yapmasa, bu işi yapmasa namaz batıl olacak belki de. نعم. وجد على غترته نجاسة وهو يصلي لابد من هذه الحركة أن ينزع الغترة والله أعلم. مثلا baktık namaz sırasında örtüsünün üzerinde, elbisesinin üzerinde necis olan bir şey var. Bu durumda bunu gidermesi ve bu gidermek için yapacağı hareketi yapması gerekiyor. Bu ise vaciptir onun hakkında.